Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Bakın bu teknik analizi videoların başından itibaren sizlerle paylaşıyorum ve aynı görüntüleri her yayında sizlere gösteriyorum. Ve bugüne kadar oluşan tüm hareketlilik bu kanalın içerisinde gerçekleşmiştir. Bakın iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüm vardı. Kanal kırıldıktan sonra kanal orta bandı. Bakın bu bölgede retest edildi. Ondan sonra sert satışla birlikte de kanalın altına indiğimizi görüyoruz. En önemli mesele burada bir kanal kırılıyorsa sonrasından retest edilmesidir. Teknik analizin huyu budur arkadaşlar. Bakın kanal alt bandı kırılıyor. Retest ile birlikte 32.500'ler test ediliyor. Sonrasında yukarı atamadığından dolayı 15.000'lere doğru düşüyoruz. Sonrasında da ne beklenir? Fiyatlarda olası yükseliş geldiğinde bu kanalın alt bandının direnç olarak çalışması beklenir. Bakın fiyatlarda 9 Kasım tarihinden 1 Aralık tarihine kadar direnç olarak bu bölge çalışıyor. Buranın kırılmasıyla tüm yayınlarda şunu söyledik. Arkadaşlar acele etmeyin. Önemli bir direnç bölgesi kırılıyor. Yükseliş trendine Bitcoin tekrardan giriyor. Ama nereye giderse gitsin bu kanal alt bandını test etmesi lazım dedik. Ve fiyatlar 23 Ocak tarihinde milimetrik olarak bakın kanal alt bandını test etmeyle birlikte yükselişine başladı. Şimdi kanalın altından yapmış olduğu harekette teknik analize göre normal şartlarda kanal orta bandı olan 60 bin dolarlar hedef olarak karşımıza gelir. Bakın kanal orta bandı tam 59 bin dolardan geçiyor. Dolayısıyla buradan yapacağı harekette kanal orta bandı hedef noktasıdır. Yapmış olduğumuz yayınlarda da onu söyledik. Dedik ki 60 bin dolar bizim hedef noktamız. Biz bunu dedikten sonra 4 gün sonra zaten fiyatlarda 60 bin dolar görüldü. Video kanalda yüklü arkadaşlar. Şimdi buranın kırılmasıyla da bakın artık hedefinin daha yüksek olduğunu biz anlıyoruz. Ama burada olduğu gibi nereye giderse gitsin önemli bir direnç. Çünkü sen teknik analizi doğru yaptıysan, çizimlerini doğru belirleyebildiysen senin alım bölgen her zaman sana fırsat verecektir. Bakın önemli bir direnç bölgesi burada aşılıyor. Nasıl yapmıştı? Bakın bu bölgede de önemli direnç aşılmıştı. Aşılan bölge retest edilmişti. Burada da teknik analizdeki çizimimiz doğru olduğundan dolayı önemli bir direnç bölgesi 28 Şubat tarihinde açılsa da fiyatlarda 69 bin dolarlar görülse de ne yapıyor? 59 bin retest hareketini yapıyor. Sonra yukarı yönlü gidiyor. Dolayısıyla burada sattıysan burada yine alabilirsin. Zaten direnç bölgelerine geldiğinde yakından izlemek lazım. Hemen satmamak lazım. Şimdi bakın arkadaşlar bu görüntüye göre majör görüntülerimizde biz biliyoruz ki kanal alt bandı, kanal orta bandı her yer kusursuz çalıştı. Hatta kanalımızın altında dahi bu bölge direnç olarak üstünde destek olarak bu şekilde müthiş çalıştı. Ve biliyoruz ki kanalın üst bandı da bu derece güzel çalışacak ve 89-90 bin dolarlar Bitcoin'de görülecek. Ama görülmeden önce piyasada bir şişme hareketliliği var. Yani coinler artık gidemiyor. Bitcoin'de artık bir düzeltme olması lazım ve bu düzeltme herkes tarafından dillendiriliyor. Herkes de şunu söylüyor. Çok dillendiriliyorsa demek ki düşmeyecek. Her şeyin bir zamanı var. Senin dilinde düşecek duygusu olsa da o parmaklar o düşecek duygusunun gereğini yapamadığında dolayı sen yine malın içinde olacaksın. O yüzden önemli olan da adamlar için bu. Yani sen düşeceğini bilip bilmemen önemli değil. Düşeceğini biliyorsun ama nereden düşeceğini bilmediğinden dolayı ne yapıyorsun? Satamıyorsun. Sen de bunu hiç düşünmeyenler gibi piyasayla inip piyasayla çıkmış oluyorsun. Şahsi görüşlerime göre bakın daha önce buradaki zirveyi almıştık. Bizim 90 bin dolar majördeki direnç noktamız. Ama minördeki düzeltme hareketliliğimiz kanal orta bandından itibaren yapılan sert yükselişin düzeltme hareketliliğini şahsen burada çizmiş olduğum yani 69 bin zirvesini değil de burada diğer zirveyi kendime baz aldım arkadaşlar. Bakın şu bölge ile buradaki 64.854 bölgesi ile burada oluşan 20 Ekim 2021 tarihindeki 67 bin zirvesini kendime referans aldım. 69 bindeki zirveyi şu anda referans almıyorum. Burası majördeki 90 bin dolar önemli bir direnç bölgesi. Ara direnç bölgesi neresi? Yani düzeltme nereden gelmesi lazım. Bunu bulmak için ara bölgeyi aldığımı gösteriyorum ve buralarda da 78 bin dolar civarı bizim direnç bölgemiz olarak karşımıza geliyor. Bakın kanalın tam üst bandı 77.993'ü gösteriyor arkadaşlar ama %100 milimetrik de burayı tespit edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla 78 bin dolara kadar fiyatların yükselmesini 78 bin dolardan sonra da piyasalarda çok sert bir düşüş hareketliliği oluşacağını ve düzeltme hareketliliğini Bitcoin yaparken
varken altcoin'lerin de beklendiği gibi uçup kaçmayacağını, onların da ilk aşamada çok sert düşüşler sergileyeceğini şahsen düşünüyorum ve fiyatların 78 bin dolara kadar gelmesini Bitcoin açısından şahsen bekliyorum. Dolayısıyla son 1 hafta 10 gün içerisinde bu hareketliliğin olması lazım. Artık 3 günde mi gelir, 1 haftada mı gelir onu da bilemiyorum arkadaşlar. Bitcoin'de benim düzeltme öncesinde beklediğim düzeltme seviyesi 78 bin dolardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Beğenme oranları çok düşük olduğundan dolayı Bitcoin yayınlarının beğenilmediğini düşünüyoruz ve daha sık yapmıyoruz. Lütfen beğenir ve abone olursanız YouTube detaylardan bunları görürüz. Daha sık Bitcoin yayınlarıyla görüşürüz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.